Enfes Mutfak ve kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere evde yapmış olduğum kakaolu dondurmanın tarifini paylaşmak istiyorum. O kadar lezzetli oldu ki inanın bunu denediğinizde dışarıdakinden hiçbir fark olmadığını göreceksiniz. Buyurun şimdi yapımına geçelim. Öncelikle geniş bir kasenin içerisine bir paket kakaolu krem şanti tozunu aldım ve üzerine soğuk bir su bardağı sütü boşaltıp mikserin en yüksek devrinde böyle kıvamını alana kadar çırpacağım sütün dolaptan çıkmış soğuk olmasını tavsiye ederim krem şantinin daha kolay kıvam alması için yaklaşık 3-4 dakika kadar çırpıyorum gördüğünüz gibi kakaolu krem şantim hazır bunu dolaba kaldırıyorum şimdi sırada diğer işlemlerimize geçelim bir adet yumurtayı yine bir kasenin içerisine aldım ve içerisini Çeyrek çay bardağı kadar şeker ekledim Eğer tatlı oranı bana az gelir diyorsanız yarım çay bardağı da ekleyebilirsiniz ve bunun üzerine de iki paket şekerli vanilin ekliyorum Evet gördüğünüz gibi dondurmamızın içerisinde bir adet yumurta kullanıyoruz fakat size yüzde yüz garanti veriyorum asla ve asla yumurta tadı yumurta kokusu gelmeyecektir dondurmamızın yapımındaki en önemli püf nokta burasıdır yumurtamızı köpük köpük bembeyaz olana kadar mikserin en yüksek devrinde çırpıyorum ve iki paket vanilyayı mutlaka ekliyorum gördüğünüz gibi 4-5 dakika çırptım ve bembeyaz oldu Şimdi dolaba kaldırmış olduğum krem şantinin içerisine bu e, vanilyalı şekerli yumurta karışımını ekliyorum ve içerisine Ben daha da böyle lezzet katması için daha da böyle e, çikolata kokusu ve tadı gelmesi için böyle e, ekmeğe sürülebilir Nutella vesaire olabilir bir yemek kaşığı çikolata ekledim şöyle bir karıştırıyorum hemen mikserle bunların da güzel bir şekilde e hepsinin birbiriyle özleşip güzel bir kıvam alması için yine mikserimin yüksek devrinde bir 3 dakika kadar çırpıyorum güzelce. Şimdi hazırlamış olduğum dondurmamı şöyle bir saklama kabının içerisine alacağım. Ağzı mutlaka güzelce sıkıca kapanan bir kap kullanmanızı tavsiye ederim hazırlamış olduğum bütün karışımı boşalttım ve üzerini düzelteceğim ağzını sıkıca kapatıp buzluğa atacağım yaklaşık bir 5-6 saat sonrasında dondurmamız hazır olacaktır zaten karıştırma derdimiz yok sürekli buzluktan çıkar karıştır tekrar koy vesaire sıkıntımız yok bu şekilde hazırlıyoruz hemen gördüğünüz gibi en fazla 10 dakikanızı alacaktır bu dondurmayı hazırlaması Ben akşamdan hazırlamıştım ertesi gün öğle saatlerinde çıkarttım Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz hemen sizlere külahada koyup servis edip göstereceğim kıvamını da dokusunu da sizlere göstereceğim arkadaşlar Yani tabii ki e, bu yapılan dondurmalarda bir Maraş dondurması performansı beklemeyeceğiz ama marketlerden almış olduğumuz e, o dondurmalara göre daha güzel ve daha lezzetli oluyor inanın ki evde yapımı. Zaten kıvamını falan şöyle size göstereyim. Anlaşılıyor. Yani markettekinden gerçekten ben hiçbir fark göremedim. Bu yüzden bu yaz marketten e, dondurma almıyorum ben. Daha önce vanilyalı dondurma da yaptım. Çilekli dondurma da yaptım. Gayet de güzel oldu. Bu sefer de kakaolusunu yaptım. Ve tabii ki hemen sizlerle de sonucu paylaşmak istedim. Memnun kaldığım için. Ve bu şekilde fikir olsun diye de böyle kırılmış fındığa buladım. Bu şekilde de servis edebilirsiniz. Hemen yakın çekim yaptım sizlere iç dokusunu böyle kıvamını daha yakından göstermek için. Bakın hazır satın alınanlardan hiçbir farkı yok son bir kez daha külahıma koyup servis edeceğim sizlere yine yakından göstereceğim bu güzel tarifi ve kolay pratik evde kakaolu dondurma tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim özellikle çocuklu ailelere deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum başka bir tarifte görüşebilmek için kanalımda kalın takipte kalın hoşçakalın